Oğlum ne yanlış anlaşıldı? Kimse devletin depremi engelleyeceğini, önleyeceğini düşünmüyor zaten. Afet bölgesi burası. Deprem ülkesiyiz biz. Buna göre yaşamalısın. Buna göre adımlar atmalısın. Kurtarma ekibi olsun, binalar olsun, işte safe zone'lar olsun, insanları bilgilendirme, öğretme olsun, bilinçlendirme olsun, milyon tane şey sayarım. Bir deprem oldu. İstanbul'un %60-70'i binaların hepsi yıkıldı. Sanıyor musun ki buna karşı hazırlıklıyız biz? Ekonomi anlamında. Ya yani siktir et ekonomiyi aman okuyayım. Zaten çöp ekonomimiz var da. Ne olacak abi? O insanları kim kurtaracak? Ben mi kurtaracağım? Devlet mi kurtaracak? Ben sana olacağı söyleyeyim. Deprem olacak. Herkes geberecek. Tamam mı? Bir de hayatta kalanları enkazdan çıkarmaya ben koşacağım. Sen koşacaksın zaten. Başka kimse koşmayacak yani. İzmit depreminde, 99 depreminde şehir çok büyük bir şehir değildi. Darma duman oldu. Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, oradan buradan milyon tane kurtarma ekibi geldi. Yurt dışından insanlar bize kendi yapamadığımız desteği getirdiler. Bunu biz 99'da yaşadık mı? Yaşadık. Tamam, ne diyor bilirkişiler, profesörler, deprem uzmanları, rasathaneler onlar bunlar? Çok büyük bir deprem gelecek diyor. Anısını çekecek İstanbul'un diyor. Üzerinden 20 yıl geçmiş. 20 yılda ne oldu diye soruyorum. Sen bana diyorsun ki devlet depremi mi engelleyecek diyorsun. Sen bir bireyden, bir vatandaştan ne kadar deprem vergisi alındığını biliyor musun yıllardır? Kaç milyara bağlandığını onun. Kaç milyar dolara. Bir sürü bina dikildi. İşte kentsel dönüşüm deniyor. Devlet mi yaptı oğlum onu? Kaçını yaptı yani? Müteahhitler kazandı onu. Müteahhitler yaptı o binaları. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Devlet hepimizin devleti amına koyayım. Ben gözümle gördüğümü söylüyorum. Allah bizi kötüsünden korusun, onları geç. Ama Allah korusun demek de işte olmuyor. Allah'ın sana vermiş olduğu imkanları da kullanarak bir şeyleri engellemen lazım, bir şeyleri geliştirmen lazım diyorum ben de. Neyse. Bunlar boşa tartışmalar yani. Saatten sonra o büyük depreme kadar ne gelişir ülkede, nasıl önlemler alınır bir şey diyemiyorum ama. Çok üzüleceğiz yani, çok içimiz yanacak, çok ciğerimiz yanacak, onu söyleyeyim. O görüntüleri ben böyle işte dün gibi hatırlıyorum. Hani taşak geçiyorlar ya, deprem olmadı aslında sağdan sola yatırdığım gibi falan, böyle yüzünde bir tebessüm oluşuyor falan, gülüyorsun. İşler öyle değil işte. Sesimi duyan var mı deyip böyle 4 gün boyunca yanında annesi ölmüş ve kokmaya başlamış bir kadının anlattıklarını siz dinlemediniz amına koyayım. Sebastian William Tierville'le abone olmuş. Hoş geldin. Soul Precious Prime'le abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Kesine bereket. Zerdast 3 lira olmuş. Merhaba abi, senin için logo tasarladım. Beğendiysen Instagram'dan bir şeyler demiş. Aa, bunu biliyorum. Bunu gördüm kardeşim. Eline sağlık. Bana %100 benzemiyor ama olmuş. Olmuş. Nitokapilliko çıkarıma. Dördüncü yeni tiyer bilinmiş. Ne ara dört ay oldu be? İyi ki varsın. Çok seviliyorsun. Eldiren Ak demiş. Kardeşimsin, canımsın. Ya zor günlerdi abi. Yani zor günler olmaz olur mu ya? Çok kötüydü. Yani hepimiz, benim hala psikolojim bozuk oğlum. Ben şurada geçen gün 5.8 olduğu zaman o kadar soğukkanlı biri olmama rağmen elim ayağım dolandı abi. Aklıma neler hatırlattı, anladın mı? Biri Twitter'a şey yazmış. Ne kadar değerliymiş korkmadan başımızı yastığa koyabilmek, hani hiçbir tedirginlik duymadan. Aslında işte bizim tedirginlik her gün duyuyor olmamız lazım. Unutuyoruz biz bazı şeyleri. Çünkü hatırlatmıyorlar. Anlatabildim mi? Haberi açıyorsun. Gelinim olur musun? O bu bilmem nesini izliyorsun sadece. Depremle ilgili ne zaman bir bilgilendirme yapıldı? Yapılıyor da hani ne kadar bu göze sokuldu, kafaya sokuldu. Ben deprem oldu, ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi yani yapacağımı yaptım. Benim her zaman 99'dan beri planladığım tek bir şey var. Giriş katında oturduğumuz dönemlerde planım hep şeydi. Abi eğer çok geç değil, bir tık erken uyanıyorsan depremin olduğuna, herkesi toparla evdeki, dışarı çık. Fırla yani. Ama şu an ben mesela 5. 6. katlarda oturuyorum. Dışarı çıkmak, merdivenlerden yardırmak bir tık riskli olabilir benim için.
O yüzden dışarı çıkamayacak vaziyetteysem evin ortasında beklemek, yani hep planı evin yıkılmasına göre yapıyordum tabii. En mantıklı yer banyo veya mutfak benim için. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hani bir üçgen dediğimiz muhabbet var ya. Gerecenin pozisyonu yattığın zaman bina da yıkılsa, eşyalar da yıkılsa senin bedenini koruyacak bir üçgenin içerisinde olman lazım. Yaşam üçgeni, aynen. Bunu da en mantıklısı bana ne geliyor? İşte bulaşık makinesinin yanına yatmak, buzdolabının, çamaşır makinesinin olduğu yere yatmak falan filan. Oraya cenin pozisyonuna yattım mı ben, bina yıkılsa da varsa kaderimde ölmemek, beni o kurtarır diyorum hep. Ama farklı farklı yıkılma çeşitleri var binaların falan, yani hani yana yatan var, düz yıkılan var, bilmem ne var. Ondan sonra sallan işi diyorsun. 99'da annemler yaşam üçgeninden çıktı. Birçok kişi öyle çıktı. Armut kafalı yüz bitli olmuş. Abim benim jeoloji profesörlerinden topladığım bilgiye göre ortalama 7.5 büyüklüğünde. Eğer splash patlama olmazsa 25 saniye sürecek ve ortalama 59 milyar dolar hasarlı bir deprem öngörülüyor. Fakat benim eleştirdiğim nokta, fay hattının bel kemiği olan bölgede kimin deprem sigortası var, kimin temeli deprem destekli yapılmış, kimin evindeki eşyalar montajlı ki her konuda olduğu gibi bu konuda da öleceksek ölelim aga diye düşünüyoruz. Burak işte bak, zaten bu bizim ülkemizin tipik bir davranış biçimi. Bana ne olur, ölürsek ölürüz bilmem ne. Eyvallah abi, bu senin kararın. Ölmek istiyorsan öl amına koy. Bana ne. Ama bizim yapabildiğimiz, bir tane bir bakan biri, tam devlete bir şeyler söylüyorsunuz ama siz önlemini alıyor musunuz acaba diye bir soru yöneltti. Bu konuda hak veriyorum. Ama eşdeğer şeyler değil. Senin bir vatandaş olarak alabileceğin önlem ne? Gidersin binanı check ettirirsin. Dayanıklı mı değil mi bilmem ne. Bilmiyorum onun mühendislik kısmını nasıl anlıyorlar. İşte deliyorlar, örnek çıkartıyorlar falan filan. Eyvallah, bunu yaptırdım. Deprem çantası dediğin şey çok önemli bir şey bana sorarsan. Hani Allah korusun bir yıkılma anında. Bak benim geçen günkü depremde yaşadığım şey şuydu. Anahtarımı aradım abi. Baya baya deprem olurken ayağa kalktım. Mutfağa gittim. Dedim ki hani baktım çatırlıyor. Bina yıkılacak mesela. Direkt yatarım cenin pozisyonu dedim. Bekliyorum. O bekleme esnasında gözümle şeylere baktım. Cüzdanım nerede? Arabanın anahtarı nerede? Telefon nerede? İşte anahtarlarım nerede? Hepsi farklı yerdeymiş. Bir 15 saniye, 20 saniye, belki de bir dakika kaybettim orada. Anahtarımı aradım evin anahtarını. Çünkü biliyorum hani deprem eğer yıkıcı değilse panikle çıksam dışarı eve geri giremeyeceğim. Yeni yeni dertler çıkacak. Belki de salaklık amına koyayım yani. Siktir et anahtarı, bas git. Çilingir çağır girersin. Eşinden deprem dolayı düşüyor. Camdan sokak lambası giriyor. Onun yaptığı boşlukta kalıyor, kurtuluyor. Abi ya neler vardı neler. Nasıl kurtulan insanlar vardı. Şu kadarcık yani bir insanın zar zor girebileceği alanda hayatta kalıp 3 gün 4 gün kendi affedersin dışkısını yiyen insanlar vardı. Çok kötüydü arkadaşlar. Yani moral bozmak için söylemiyorum ama korkun gerekirse. Korkun yani. Korkmanız gereken bir şey bu abi. Doğa bu ya. Doğal afet oğlum. İşin ucunda ölüm var. Sevdiklerinin ölümü var. Böyle bu artistik yapılacak, yakabağır açılıp böyle ya kardeşim Allah yapacaksa yapacak, ölürsek de ölürüz, bu kadar dert etmeyin, ben yatıp uyudum amına koyayım. Siktir git amcık. Yani bu şakaya alınacak, bu artistik delikanlılık yapabileceğim bir şey değil bu. 5-6 saslarım çok hatırladım küçüklük. Ne var lan? Ya telefonların kitlenmesi bambaşka bir şey. O zaten komedinin önüne gideni yani. Lira gelmiş. 34. Oğlum amına koyayım, benim plakamı niye yazıyorsun? Sonu yanlış da. Abi PTT eve gittiğin zaman hatırlıyor musun? Durdurmuştuk seni. Evet. PTT'ye gittiğimde 250 kişi okul çıkışına denk geldim çünkü. Allah razı olsun ama kardeşimsin. Bir gün buluşma yapalım mahallede. Burki baba 3 lira yollamış. Arkadaş senin için yapmış abi. Tamamdır, bakacağım Burki'cim. Moral bozsun abi moral. Rakan yani bunları konuşmayarak ne elde edeceğiz ki? Bunları konuşacağız abicim. Konuşulmadığı için zaten bu sıkıntılar oluyor. Konuşulmadığı için. Bak sabaha kadar uyuyamadık abi. Ben uyuyamadım. Yani belki birçoğunuz etkilenmemiştir. Ama ben 99'da bunun bütün iliklerime kadar yaşadığım için
o 15 gün 20 gün boyunca televizyonlardan kopamadığım için, affedersiniz yani şimdi depremden ailesini yakınını kaybetmiş insanlar beni izliyordur. Onlar çok çok daha iyi bilir onun acısını. Biz sadece izlediğimizi gördüğümüze acı çektik. Onun korkusuyla yaşadık belki de 6 ay 7 ay. Benim bir sene sürmüştür o korkum ki hala bilinçaltımda o korku duruyor. Bunu ben fark edebiliyorum deprem olduğu zaman. O yüzden bunları konuşmak lazım abi. Mesela tereddütte kalmayın. Tereddütü çok duyuyorum. Bunu biz de yaşıyoruz. Deprem oluyor. İşte bir sürü dedikodu var falan. Ne yapsak acaba? Akşam evde mi dursak? Yatsak ne olur ki? Ya da içteki sesin diyor ki çık amına koyayım evde durma işte 2-3 gün. Alright. Belki tetiklemiştir o artçılar diyorsun. Ama bir yanın ya film izlerim, oyun oynarım, bir şey olmaz. Bilmem ne diyor. Ya öyle hissediyorsan çık abi. Tabii bir profesör kimdi bilmiyorum. Geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Çıkın dedi. Ama kaç gün çıkacaksın dedi. Yani bir depremin geleceği önceden belli olmuyor dedi. Yani sen 3 gün dışarıda kalırsın, kendini güvene alırsın. 4. gün evine dönersin, o büyük deprem gelir. Yani bunun önüne geçemiyorsun, anlatabildim mi? Bak 10 gün geçecek, unutacağız. Bak 10 gün sonra depremin değisi konuşulmayacak eğer bu Silivri'deki artçılar biterse. İyi lan bir şey olmayacak diyeceğiz. Bak ben bugün daha huzurluyum mesela. Ki bugün de 3.5 oldu, 3.0 oldu, devam ediyor hala. Unutuyoruz abi, unutmamamız lazım. Birçok öğrenciden duyuyorum beni izleyenlerden. Okulda öğretmenleri paniğe girenler, kaçanlar, bilmem neler. Ya abicim, çok bilinçsiziz. Bu ülkeyi terk et. Abi ülkeyi terk et, olmuyor işler. Bunları biz de konuşuyoruz. İstanbul deprem bölgesi, ben İstanbul'da yaşıyorum. Mal mıyım ben? Madem bu kadar korkuyorum, İstanbul'da niye yaşıyorum? Git İzmir'e, Bodrum'a, Bursa'ya, bir yere git yani işte. Gidemiyorsun, şıp deyince de gidilmiyor. Ama diyorsun ki niye gidilmesin? İşte bunları böyle düşüne düşüne, karar aşamasına soka soka en sonunda yine burada kalıyorsun ve o depremi yaşayacaksın yani. Vallahi ona buna kız bilmem ne, eyvallah da umarım en minimum seviyede hasar alırız. Ne kadar İki o minimum bile ne olacak bilmiyorum ama siz Sultan elinizden Bey'de geleni yapın. Devlet yapması gerekeni yapmıyorsa da o onların ayıbıdır, sizin değildir ama siz sizin üzerinize düşeni yapın abi. Deprem çantanız, anahtarlarınız, işte eşyalarınız hepsi organize olsun. Bunu hiçbir zaman es geçmeyin. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Binalarınızı kontrol ettirin. Binalarınız çok kötüyse eğer ona göre plan yapın. Evet belki de durumu çok kötü olanlar var. Öyle abi işte ev değiştir deyince değiştiremiyoruz diyecek bir sürü insan vardır şu an beni izleyen. Ama yapabildiğiniz her detayı masaya bir yatırın, bir inceleyin. İstanbul'da 10 bin adet toplama alanı var dedi de ben mi görmedim abi? Ya toplama alanı falan... Şimdi bunlar geyik işler ya. Kaçınız biliyor lan toplama alanı çevrenizde? Şu an bir deprem olsa nereye gideceğinizi kaç kişi biliyor oğlum? Kaç kişi size bunu öğretti, kaç kişi size gösterdi? Benim internette şu an gördüğüm en iyi toplanma alanları mezarlık diye işaretlemişler. Bilinçaltında o var şu an. Yani ben de bilmiyorum. Biz okuldayken müdür bizi bahçeye topladı. Bizim okuldaki önceki sınıflar kapılara kırarak çıktılar. E-Devlet'ten bakıldığını duydum. Bakmadığım için de yorum yapmayacağım. Bak bu da benim hatam. Ama yani Oğuzhan Uğur'un programına biri çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? İnsanları kurtaracak insanlar bile önce anasının, babasının, çocuğunun, karısının, eşinin derdine düşecekler diye. Çok da mantıklı bir açıklama bu arada. Yani bize zaten hali hazırda insanları kurtaracak kurumlar, gruplar, gönüllüler zaten çok az. Bir de üstüne böyle büyük bir olayda herkes kendi derdine koşacak abi. Ölümle burun buruna geliyorsun, boru değil. Bilmiyorum, ben Instagram'da böyle dinledim eski bir şeyi. Mobil. Abi zaten dışarı çıkabiliyorsan depremde fırlayacaksın. Etrafı açık olan bir yere gideceksin. Amına koyayım dün baktım
Dışarıda kalıyor millet. Binanın altına yatak kurmuşlar. Yani apartman bu, dibinde oturuyorlar. Hani şey düşünmüş olabilirler. Lan sallansa yıkılana kadar biz burada uzarız zaten diye düşünmüş olabilirler de. Aptallık yani. Bir de şu var. Deprem olduğu zaman, büyük bir deprem olduğu zaman öyle şu an hareket ettiğin gibi edemiyorsun. Koşamıyorsun, ne bileyim. Sağa sola çarpıyorsun oğlum. 99'da ben yürüyemedim lan. Antrede bir sağa çarptım, bir sola çarptım. Benim babam, anlattım size oğlum işte. Anı deyip durdunuz da. Havuzun yanında 1,5-2 metrelik mermerde babam bir topraktaydı, bir suyun dibindeydi. 2 metre, 2,5 metre yer oynuyor, düşün. E sen öyle şu anki hareket ettiğin gibi, ulan ben buradan var ya 3 kat aşağı 15 saniyede inerim diyorsun ya, o büyük depremde inemezsin. Ağzının üstüne düşersin yani. Kapı eşiğinde beklemek dünyanın en büyük hıyarlığı abi. Eskiden de o. Kapı eşiği sizi kurtarmaz. Şu kapının eşiğinde ben dursam dakika bir ölürüm oğlum. Sakın ha. Masanın altına girmek. Ezilirsiniz oğlum. Deprem oldu, masanın altına girin. Niye onu diyorlar? Çünkü işte raflardaki, dolaplardaki bir şeyler düşerse kafana gelmesin diye. Bina yıkıldı. Masa seni kurtarmaz. Altında kalırsın, böyle tost olursun. Sizin üstünüze bir şey düştüğünde veya yıkıldığında sizi işte o yaşam üçgenine alacak, üzerinize bir şey düşmeyecek, bir yerden güç alarak tepenize düşmeyecek şeylerin altına girmeniz lazım. Kuvvetli şeylerin. Mesela böyle o yataşın falan şeyleri var. Bazalı yatakları var mesela, böyle gülle gibi, kasa gibi. Sen onun yanına yatsan da kurtulursun ama masanın altına girilmez. Bence en iyisi dış cephe duvarlarına yakın bir yerde yaşam üçgeni yaratmak. İşte o alanı hepimizin olası bir deprem olma durumunda ne yapacağınızı varsayarak planlamanız lazım. Deprem anında onu düşünmeyeceksin, anladın mı? Deprem anında sen planını uygulamaya geçireceksin. Var öyle bu arada yaşam kutuları yaptıran yerler, çok pahalı, bilmem ne çeliğinden. Geliyorsun böyle bir küçük bir yerine, işte 3 metrekareye bir yerlik bir yere konstrüksiyon, yani çok adlı amını kucu amını konuşamadım ya. Çelik konstrüksiyon yapıyorlar, kutu içine giriyorsun. Bir bok olmuyor da onu işte herkes yapamıyor. Bunun belgesini izlemiştim. Gazeteleri bir araya getirerek iki tane kolon yapıyor.